Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sektörün öncü isimleriyle sizleri buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda görüyorsunuz ki önümde çok güzel lezzetler var. Yanımda da şu anda Ahmet Bey var. Kendileri Kahramanmaraş bölgesinde şerbetli tatlar üzerine faaliyet gösteriyorlar. Bizler de firmalarını ziyaret ettik. Bakalım buradaki ürün gruplarımız neler, lezzetlerimiz neler, kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza Ahmet Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri misafir ettiğiniz için Ahmet Bey. Şimdi öncesinde tabii ki ben sizlerin yapmış olduğu bu lezzetli, güzel tatlılardan bahsedeceğim. Ama öncesinde ben biraz sizleri ve firmamızı tanımak istiyorum. Firmamız ne kadar zamandır faaliyette? 1979'dan beri var. Merkez Gaziantep. Gaziantep'te ağırlık baklava. Maraş yine bizim kendi şubemiz, kendimize ait şubemiz. Türkiye'de birkaç şubemiz daha, kendimize ait şubemiz var. Diğerleri de franchise ortaklarımız. Ortalama bir 13-14 şube bulunmakta. Ağırlık biz Avrupa'ya çalışıyoruz baklava üstüne. Uçak, kargo ve karayoluyla göndermek suretiyle Fransa'da var şubemiz. Almanya Stuttgart'ta var. Zaten kardeşim orada, ağırlık olay onun elinde, İbrahim Bey'in. Aslında burada uzun yıllardır faaliyet gösteren bir firmasınız diyebilirim. Biz şu anda Kahramanmaraş'tan sizlere sesleniyoruz. Fakat firmamızın zaten ana merkezi Gaziantep. Evet, Gaziantep'in de biliyorsunuz ki tatlıları, baklavaları vesaire meşhurdur. Baklavalarıyla anılır. Aslında gastronomi şehridir aynı zamanda da Gaziantep zaten. Sizler de tatlı anlamında, şerbetli tatlar özellikle baklava anlamında aslında yer etmiş bir firmalardan bir tanesisiniz diyebilirim. Şimdi burada tabii ki biraz da ürün gruplarımızdan bahsedelim. Maraş bölgesinde de hizmet veriyoruz ve Türkiye ve aslında Türkiye'yi de geçiyorum, yurt dışı genelinde de bu güzel tatlıları insanlarla buluşturuyoruz. Evet. Ürünün gruplarımız neler şu anda burada? Ortalama 40 çeşit ürünümüz var Eda Hanım. Ama biz böyle çok abartmadan böyle bir kısadan anlatayım size. Mesela kendi baklava türlerimiz sade yağ ve boz fıstıktan yapıyoruz ki unumuz da o kadar kalitelidir. Burada şöyle anlatayım ben size. Mesela burada soğuk baklavamız var. Soğuk baklavamızın özelliği, farklılığı şu. Bizim çikolatamız Belçika'dan geliyor direkt. Burada kullanmıyoruz. Krem şantimiz keza öyle. Yine söyleyeceğim, fıstıkzademiz, lokumumuz var mesela. Evet. Lokum da gönderiyoruz. Lokum da faaliyetteyiz. N11'de varız, Trendyol'da varız. Aslında böyle kadayıf vesaire de görüyorum ben hemen şu önümüzde. Kadayıf ve künefe. Ağırlık zaten Maraş şubemiz kadayıf ve künefe üstüne. Sıcak künefelerimiz var burada, kadayıflarımız var. Tabii ki şimdi bu ürünleri yaparken işçilik ve el lezzeti önemli. Bu konuda zaten şüphesiz ki el lezzetimize güveniyoruz ama ben ekstra şuna değindiniz ve bununla alakalı da görüşmek istiyorum sizinle. Siz buradaki ürünlerinizi çıkartırken kullanmış olduğunuz malzemeleri de nerede ünlüyse ya da hangi malzeme nereye aitse hepsini oralardan aslında topluyorsunuz. Evet, yani kaliteye önem veriyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi sade yağımız Urfa bölgesinden. Biz yıllık anlaşma yaparız. Her yıl Nisan ve Mayıs ayında biliyorsunuz o aylarda ilkbaharın, otların, zahterlerin yetiştiği dönemlerde ki yapılan yağ bambaşka olur. Örnek mesela yine burada fıstığımız özellikle boz fıstıktır. %99 boz fıstık kullanırız. Yine mesela kadayıf olayında kadayıfımızı da kendimiz yaparız. Kendi unumuzu alırız, kaliteli un. Kendimiz üretimini yaparız. Yani zaten çikolatalar zaten Belçika'dan geliyor dediniz. Evet, tabii. Kullanmış olduğunuz sütler de aslında özel sütler. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Krem şantimiz de öyle. Hı hı. Aslında burada kullanılan ürünler dediğim gibi nerede meşhursa, hangi ürün en iyisi ise aslında onu seçip burada ürünlerimizin içerisine koyuyoruz da diyebilirim. Bu da eminim ki bu güzel tatlıların lezzetini çok daha fazla arttırıyordur. Şimdi oldukça zaten köklü bir firmayız demiştik. Zaten birçok yerde şubemiz var dedik. Lezzetlerimiz zaten görüyorsunuz şu anda önümde. Soğuk baklava ki aslında son dönemlerde böyle çok da tercih edilen o baklavanın işte o ağırlığını çok da hissetmeyeceğiniz bir tatlı türü aslında soğuk baklava. Yani baklavayı sevenler ama işte ağır gelenler için bir alternatif de diyebiliriz. Bunun dışında kadayıflarımız ve künefelerimiz şu an Kahramanmaraş bölgesinde genelde kadayıf ve künefe üzerine ağırlık gösteriyoruz ama dediğimiz gibi Antep'te şubemiz olduğu için zaten Antep'te de baklava üzerinde iddialıyız. Bu zamana kadar müşteri memnuniyetleriniz, geri dönüşleriniz nasıl? Sizleri mutlu ediyor mu geri dönütler? Tabii mutlaka. Çünkü zaten yorumlarda da bunları görüyoruz. Hı hı. Bir de kendi kullandığımız malzemelerden emin olduğumuz için o konuda çok rahatız. Yani mesela bazen geliyor müşteri diyor ki ya işte şekeri farklı olmuş, fıstığı farklı olmuş. Aslında o anın psikolojisidir diyoruz. Tamam diyoruz, düzeltelim diyoruz. Aynı ürüne devam ediyoruz. Tekrar geldiği zaman ha istediğimiz bu diyor. Ya bu şekil anlaşıp gidiyoruz. Ama biz yaptığımız üründen eminiz, arkasındayız. O yüzden bunun bir standardı var. Standardında gidiyoruz. Bu tarz şerbetli tatlılarda tazelik de çok önemli. Günlük bitmesi gerek bunlar. Mesela biz diyelim ki buradaki satışlarımızda atom tepsilerde yapıyoruz ki günlük bitsin. Yani kalmasın, bir gün sonraya kalmasın. O şekil mücadele veriyoruz. Biliyorsunuz son zamanlardaki zamlar, gelen ürünlere zamlar etkiliyor, etkilemiyor değil ama biz yine kaliteden ödün vermiyoruz. Yani şu anki şartlar ne olursa olsun ürünün en güzeli, en kalitelisi kullanılıyor. Sizler için tatlının da en iyisini sizler yemiş oluyorsunuz bu şekilde. Kullanmış olduğunuz sosyal mecralar varsa eğer adını lütfen izleyenlerimiz için söyleyin. Onlar da sizleri çok daha detaylı incelesinler, baksınlar. Şimdi mesela Çelebihan diye geçer. Çiftneğli, Çelebihan. Veya Çelebihan direkt şeyden girerlerse Çelebihan.com.tr. Aslında Çelebihan adıyla yani markanızla arama yaptıklarında sizlere ulaşabiliyorlar. Öyle. Aynen. Zaten söylediğimiz gibi tabii ki de gelip yerinde de bu lezzetleri tadabilirsiniz şubelerimizde. Ama uçak kargo demiştiniz ilk başta, evet. Bu tarz yöntemlerle de buradaki ürünler zaten gönderiliyor da. Evet. Tabii ki çok daha detaylı incelemek için web sitelerini, sosyal medyalarını bir inceleyin. Ürünlere çok daha detaylı bakın diyoruz. Evet. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet. Peki eklemek istediğiniz bizlere, izleyicilerimize son birkaç cümlenizi alıp artık sonlandıralım. Evet. Vallahi siz kendiniz de gördünüz, kendiniz de yediniz Eda Hanım. Gelsinler, herkes gelsin. Siparişini hiç çekinmeden verebilirler. Tekrardan teşekkür ederim. Herkes gelsin diyoruz ama gelemeyenler de kesinlikle sipariş yöntemiyle firmaya ulaşsınlar ve bu lezzetin bir tadına baksınlar aslında diyoruz. Ben şimdi sizleri buradaki bu güzel ürünlerle baş başa bırakacağım. Firmamızı sizlere çok daha detaylı göstereceğim. Sizler de detaylı inceleme için sosyal medya hesaplarını ve web sitelerini inceleyebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.